Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı birer kutlama mesajı yayımladı. Vali Aykut Pekmez mesajında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, hayatın temel alanları olan eğitim, sağlık, çalışma hayatı, siyaset ve karar alma mekanizmalarına katılım açısından kadınlarımızın da erkeklerle eşit düzeyde fırsat eşitliğine sahip olma hakları konusunda yapılan çalışmaların gereğini ve önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Yapılan kanun ve düzenlemelerle ülkemiz dünyanın birçok ülkesine kıyasla yüksek standartlara ulaşmıştır. Ancak devletimiz mevcut durumu yeterli görmeyerek her geçen gün artan nispette başta eğitim olmak üzere gerek siyaset ve sosyal hayatta gerekse ekonomik hayatta kadınlarımızın statüsünü iyileştirici çalışmalarına devam etmektedir. Kadınlarımız, analarımız, bacılarımız ve eşlerimiz olarak geleneksel ve köklü kültürümüzün gereği müstesna bir yere sahip olup daima şefkatin, fedakarlığın sembolü olmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerle fedakarlığın, sevginin ve asaletin kaynağı olmuş kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken kadın haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan her türlü çalışmanın artarak devam etmesini diliyor. Yürekleri sürekli sevgi dolu, merhamet dolu başta şehit ve gazi anneleriyle şehit ve gazi eşleri olmak üzere tüm kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise mesajında, kadın toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyidir. Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında kadınlarımızın rolü büyüktür. Yeri gelmiş cephede savaşmış, yeri gelmiş cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Ülkemizin kalkınmasında da kadınlarımızın rolü her zaman çok büyük olmuştur. Günümüzde kadınlar hak ettiği değeri almıştır. Ülkemizin izlediği politika doğrultusunda biz de belediye olarak kadınlara birçok pozitif ayrıcalıklar sunduk. Ve birçok kadınımız sosyal hayatta olduğu gibi iş hayatında da hak ettiği değeri almıştır. Bizim örf ve adetlerimize göre yuvanın gerçek sahibi olan kadınlarımız ailenin ve doğal olarak da toplumun temel direğidir. Kadınlarımızın iyi şartlara kavuşması demek toplumun çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşması anlamına gelmektedir. Güçlü omuzlarında Türkiye'yi yükseltecek kadınlarımızın gününü en samimi duygularımla kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum dedi. Yargıtay'ın 150. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında Türkiye'ye gelen 17 ülkenin yüksek yargı başkanları ve üyeleri kültür gezisi kapsamında Aksaray'a geldi. Uluslararası Yüksek Yargı Başkanları ve üyeleri Aksaray'da Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın tarafından karşılandı. 17 ülkenin yüksek yargı başkan ve üyeleri kutlamalar kapsamında ilk olarak Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen öğle yemeğinde ağırlandı. Yemekte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel ve Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziya Attin Cenik başkanlığında Azerbaycan, Katar, Makedonya, Bosna Hersek, Moğolistan, Fas, Kırgızistan, Kosova, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Umman, Kuveyt, Karadağ, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ukrayna'dan yüksek yargı üyeleri, Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Baro Başkanı Beytullah Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'da bulundu. Programda açılış konuşmasını yapan Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Yargıtay'ın 150. yıl dönümü programları çerçevesinde 17 ülkenin yüksek yargı mensuplarını Aksaray'da konuk etmekten mutlu olduğunu belirterek desteklerinden dolayı Vali Aykut Pekmez'e ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Program kapsamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından karşılanan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Başkan Yazgı ile bir süre görüştü. Hoş sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede Başkan Yazgı misafirlere Aksaray'ın tarihi değerleri olan Ulu Cami, Eğri Minare ve Zincire Medresesi'nin maketlerini hediye etti. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet daha sonra Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ettiler.
Yargıtay Başkanlığı'nın 150. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aksaray'da bulunan heyet, daha sonra Aksaray Adalet Sarayı'nda görev yapan hakim ve savcılara da ziyarette bulundu. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarcı ve Yargıtay Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Aksaray'dan ayrılmadan önce son olarak Somuncu Baba'nın kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birlikte huzurevinde kalan kadınları ziyaret etti. Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı ve Aksaray Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzurevini ziyaret ettiler. Abdülkadir 3 Yıldız Huzurevi Müdürü Kenan Yıldırım tarafından karşılanan protokol üyeleri huzurevinde kalan kadınlarla birlikte öğle yemeği yedi. Yeşim Pekmez ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen programda huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen protokol üyeleri huzurevi sakinlerine çiçek vererek sohbet etti. Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ziyaretle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Göz bebeği bayanlardır. Hepiniz hoş geldiniz. Günümüz kutlu olsun inşallah. Kadının değeri bir gün değil, her gün bilinmeli. İnşallah daha güzel günler göreceğiz kendi açımızdan. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen protokol üyeleri daha sonra kadın sığınma evini ziyaret etti. Aksaray Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarına hız verdi. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yunus Emre Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışması başlattı. Mahalle statüsünde vatandaşların yerleşim alanı olarak tercihleri arasında ilgi gören TOKİ bölgesi Yunus Emre Mahallesi'nde belediye hizmetleri aralıksız devam ediyor. Mahallede yapılan gerekli ölçümlerin ardından Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2500 metre andezit taş kaldırım çalışmasına başladı. Aksaray Belediyesi vatandaşları daha güzel hizmetlerle buluşturmak için şehrin hemen hemen her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Mart ayı sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Çağdaş Amerikan Tiyatrosu'nda psikolojik gerçekliğin önemli temsilcilerinden olan Tennessee Williams'ı üne kavuşturan Sırça ve Hayvan Koleksiyonu adlı tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturuyor. Sırça ve Hayvan Koleksiyonu adlı tiyatro oyunu 9 Mart Cuma akşamı saat 20'de Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 2014-2015 sezonunda Yıldırım Fikret Urar rejisiyle repertuarına aldığı Tennessee Williams'ın 1930'lu yılların başında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz döneminde yazdığı oyunda babasız yaşayan bir ailenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar konu olarak ele alınıyor. Bir erkek çocuğunun ailesine bakmak için hayallerinden vazgeçmesi, kızını ısrarlı bir şekilde evlendirmek isteyen bir anne ve kızlarının aksayan bir bacağının olması aileyi içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Zamanın insanı yıkıcı etkisine şahitlik etmek istiyorsanız bu oyunu sakın kaçırmayın. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Laleli Mahallesi'nde sıcak asfalt ve yama çalışması başlattı. Aksaray Belediyesi Laleli Mahallesi'nden geçen doğalgaz boru döşeme hattı çalışmasından sonra bozulan yola sıcak asfalt dökerek yol yama çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri doğalgaz döşeme hattının tamamlandığı mahallelerdeki yolları onarmak için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Laleli Mahallesi'nin ana cadde üzerinde döşenen doğalgaz boru döşeme hattının ardından caddede tamamlanan altyapı çalışmalarından sonra bozulan yolda sıcak asfalt çalışması başlattı. Laleli Mahallesi'nde tahrip olan yerlere asfalt yama çalışması yapan ekipler, doğalgaz döşeme hattı ve altyapı çalışmaları tamamlanan yolların tamamını asfalt sezonu boyunca onarmaya devam edecek. Sevgili seyirciler, haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.